Beyaz Show devam ediyor. Her şey yolundaysa, ekran başındakilerde de her şey yolundaysa, konuklarımıza kocaman bir alkış alalım. Unutmadan bu kocaman alkışlardan bir tanesini de Türkiye'nin en büyük orkestralarından bir tanesini alalım. Teşekkür ederiz. Sahiden. Sadece orkestra değil. Biz şimdi orkestra diye söylüyoruz ama aynı zamanda dost, arkadaş, abi hepsi onların içinde. Evet, böyle üç konuğu da yan yana her zaman bir programda bulmak çok kolay değil, öyle mi? Yani biraz zor da denk gelmedi. Hepsi birbirinin adını duyunca geldi zaten. Değil mi? Öyle bir şey oldu. Evet. Nebil abiyle ve Canlı'na dedim ki kimi alalım dedim. Allah Nebil Özgen Türk'le Suna yakın olursa dedim harika olmaz mı? Bir de dedi keşke Neyzen Tevfik yaşıyor olsaydı dedi. Ya yani öyle bir şeyimiz oldu. Hayır çünkü olabilir kendisi, çünkü. Kendisi albümüyle teşekkür de etmiş yani. Hem Neyzen Tevfik'e hem Ömer Hayyam'a teşekkür de etmiş. Sonra ben Sunay diyorum. Sunay'la Nebil evet. abiye sordum. Candan var gelir misiniz dedim. Candan seve seve kabul ettiler valla. Nasıl bulursunuz birbirinizi genel olarak? Dinler misiniz? Allah Allah soruya bak şimdi. Ha? Biz... Sana sormuyorum. Evet. Ben onlara soruyorum. İkiniz birbirinizi nasıl bulursunuz? Ben Suna Yakın'la Nebil Özgentürk birbirini nasıl bulur dediniz? Tuğçe'yi yiyince soru değişti bir anda. Valla Candan'ı ben yıllardır çok beğenerek ailecek izliyoruz derler. Ailecek evet. Şaka bir yana bir kere tarzını ve seçtiği ve yazdığı şarkı sözlerini, evet. besteleri falan hakikaten olağanüstü. Son 20 yıldır hemen hemen bizim en değer verdiğimiz 15. 86'da bir Eurovision hikayesi. Araştırmacı gazeteci değil ya bizim için beyazı. Bu belgesel, klips ve onlar. Biraz belgesel bir etkisiyle. Yani oradan da mülhem yani orada hatırlıyorum ben gerçekten seni. Ya çok olağanüstü bugüne kadar güzel çizgi geldi. Candan'ı hak ettim. Çok az yani bence kelaynak kuşları gibisiniz. Efendim? Kelaynak kuşları gibisiniz. Kelaynak kuşları gibisiniz. 3-5. Ben de süt ineği gibiyim değil mi abi? Böyle yavaş 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 konu bu tarafa doğru. Yok gerçekten de kelaynak kuşları gibi. Kaç tane kaldılar yani değil mi? Ben çünkü Candan Erçetin'i albümüne alacağım zaman ya da buradaki herhangi birisinin adına da konuşabilirim. Yanlış bir şey çıkmayacağını biliyorum içinden. Çok doğru. Yani tarzını tavrını bildiğimiz için farklı bir şey olmayacağını, hani kötü bir şeyle karşılaşmayacağımı, hoş olmayan bir sürpriz olmayacağını biliyorum Candan'la ilgili. Ben Candan Erçetin'i hep dinlerken yeni bir şeyler yazma, yaratma duygusuna kapılıyorum. Aa ne güzel bir iltifat öyle oldu. Mi? Evet yani. Daha bak şey o bende olmuyor yok, mesela. Çok teşekkür ederim. Evet, sen, çok kıymetli. O sene de olmuyor. Ya bak bir şey anlatmak istiyorum. Evet. Orhan Veli'nin iki dizesi var. Canan ki balık pazarına gelmez, degüstasyona hiç gelmez. Bu degüstasyon İstanbul'da masayı sokağa ilk çıkaran lokanta Meyhane. Biliyor musunuz? Evet. İtalyan lokantasıydı. İşte o degüstasyonda Fikret Mualla, ressam, oturuyor. Duvarda Atatürk'ün bir resmi. Fakat resim olarak çok kötü. Bir ressam Atatürk'ün portresini yapmış ama çok kötü. Beyaz cam, çok kötü. Ya Fikret Mualla, ressam ya. Bu çok kötü bir resim. Dolmabahçe Sarayı'nın baş aşçısı arka masada demleniyor. Vay nasıl hakaret edersin. Ya Fikret Mualla diyor ki beyefendi ben Atatürk'ü ne demek? Tabii severim. Resim kötü. Derdini anlatamıyor. Kaçıyor oradan, korkuyor. Arkadaşları geliyor diyor ki ya her yerde seni arıyorlar. Yapmayın. Beni saklayın. Seni saklayacak bir tek yer var Fikret. Neresi? Bakırköy. Arkadaş sahnesi. Evet. Kandırıyorlar onu getiriyorlar Beyazıt. Orada o yıllarda Bakırköy Akıl Hastanesi'nde hasta odaları iki kişilik bir odaya onu koyacaklar. Kapı açılıyor böyle düşünsene Candan. Kapı açılıyor. Orada bir hasta oturuyor böyle beyaz kıvırcık saçlı ne üflüyor. Vay Neyzen Tevfik ile. Neyzen Tevfik ile Fikret Mualla Bakırköy Akıl Hastanesi'nde birlikte yattılar. Of. Yani aralarına döşeyi ser sen de yat. O kadar. Yine de yanında yat diyorsun ya. Ama doğru şimdi yani. Güzel. Mualla ve Neyzen Tevfik. Yani çağdaş olsak aynı zamanlarda bunu yapabilir durumda. Evet çok güzel. Buradan hep beraber çıkıp giderdik. Bugün de biz yatarız yan yana ne olacak şöyle güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,